Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son omurgalılarda destek ve hareket diyeceğiz ve insanda iskelet sistemi ile artık asıl konumuza gireceğiz. Arkadaşlar, omurgalılarda destek ve hareket derken şimdi bakın. ilkel kordalılar, ilkel kordalılar da bir omurgalı olarak sayılır. İlkel kordalılar ve omurgalılarda iç iskelet bulunur. Hiçbirinde dış iskelet yoktur. O zaman şöyle yazalım. İlkel kordalılar İlkel kordalılar ve omurgalılarda omurgalılarda iç iskelet bulunur. Arkadaşlar, en basit iskelet bu ilkel kordalı olan hani Amphioxus demiştik, değil mi? Amphioxus'tan bahsetmiştik. Şeffaf bir canlıydı. Bu canlıda görülür en ilkel olan iskelet, iç iskelet. Arkadaşlar, ee, bir de omurgalıların tamamında bakın, omurgalıların tamamında Embriyonik dönemde iskelet kıkırdak yapılıdır ve hiyalin kıkırdak dediğimiz kıkırdaktan oluşmuştur. O zaman şöyle diyelim. Omurgalılarda omurgalılarda embriyonik dönemde embriyonik dönemde iç iskelet iç iskelet hiyalin kıkırdaktan oluşur. Hiyalin kıkırdaktan oluşmuştur. Şimdi daha sonra ne oluyor peki? Daha sonra bazılarında bu hiyalin kıkırdak direkt o şekilde kalmıştır. Bazılarında kemikleşmiştir. Mesela o şekilde kalanlar kimler? Ee, köpek balıklarında ve batozda arkadaşlar hiyalin kıkırdak şeklinde kalmıştır. Kemikleşme yoktur. Bazılarında bir kısmı kemikleşmiş bir kısmı yine kıkırdak olarak kalmıştır arkadaşlar. Bizlerde ise... Tamamen kemikleşmiştir. Sadece işte kemi uzun kemiklerin uç kısmında vardır. Daha sonra kaburgaların uç kısmında vardır arkadaşlar. Ama tamamen kemikleşmiştir de diyebiliriz. Ee, çünkü hani çok büyük bir kısım kaplamıyor hiyalin kıkırdak. O yüzden vücut geliştikçe anne karnından doğum gerçekleşene kadar arkadaşlar hiyalin kıkırdak kemiğe dönüşür. Ama kemikler ilk başta zayıftır. Çocuk büyüdükçe işte e beslendikçe o kemikleşme süreci devam eder. O zaman bir de iskeletin fonksiyonlarından bahsedelim, görevlerinden bahsedelim. Daha sonra insan da iskelet sistemine geçelim. İskeletin fonksiyonları. Yani görevleri. Arkadaşlar, birincisi vücuda desteklik sağlar. Vücuda desteklik sağlar. İkincisi kaslarla birlikte hareketi sağlar. Kaslarla birlikte hareketi sağlar. Üçüncüsü iç organları korur ve onlar için tutunma yüzeyi oluşturur. İç organları korur ve tutunma yüzeyi oluşturur. Tutunma yüzeyi oluşturur. Dördüncüsü arkadaşlar vücuda şekil verir. Vücuda şekil verir. Düşünsenize kemiklerinizin olmadığını. Böyle bir çuval gibi yere yığılırız arkadaşlar kemiklerimiz olmadığı zaman. Arkadaşlar önemli görevlerinden bir tanesi de mineral maddelerin depo edildiği yerdir. Yani depo olarak görev görür. O zaman şöyle yazalım. Mineral madde deposu olarak görev yapar. Deposu olarak görev yapar. Ve son olarak da şunu yazalım. Kırmızı kemik iliğinde kan hücresi üretilir arkadaşlar. Kırmızı kemik iliğinde iliğinde kan hücresi üretilir. Evet bu şekilde iskeletin fonksiyonlarından da bahsetmiş olduk. Bakın sadece hareketle sınırlı değil. Başka görevleri de var. Mesela mineral maddelerin Depo edildiği yer olması. Yine kırmızı kemik iliğinde kan hücresi kan hücresi üretilmesi sadece hareketle destekle ilgili değil başka görevlerin olduğunu da gösteriyor şimdi geliyoruz artık insanda iskelet sistemine arkadaşlar insanda iskelet sistemini anlatırken ilk önce kıkırdaktan bahsedeceğim daha sonra kemikten sonra da kaslardan bahsedeceğiz şimdi, ee, şimdi bizim iskeletimiz kemiklerden oluşuyor ama bu kemikleşmeden önce kıkırdaklar bulunur İlk önce bu kıkırdaktan bahsedelim arkadaşlar Bizim embriyonik dönemin ilk iki ayında kıkırdak halinde bulunuyor. Hiyalin kıkırdak dedik ya, hiyalin kıkırdak halinde bulunuyor. Daha sonraki aylarda kemikleşmeye başlıyor. Arkadaşlar ee, bu kemikleşme olayı doğumdan sonra da devam eder. Bakın kemikleşme aslında şöyle söyleyeyim. Doğuma kadar büyük bir kısmı tamamlanmıştır ama hala zayıftır kemikler. Bu yüzden hani böyle yeni doğan çocuklara çok dikkat ederiz. Ee, kemiklerinde kırılma ihtimali oldukça yüksektir. Ama vücutları da çok esnektir onların. Eğer bir çocuğu hani mesela işte 3-4 yaşlarında siz jimnastiğe gönderirseniz o çocuğun e, ee, hareketleri çok kolay yaptığını görürsünüz. Bunun sebebi kemikleşmenin tamamlanmasından kaynaklıdır. Yani tam olarak bitmemiştir kemikleşme olayı. Ama sonrasında diyelim ki artık yaşı bayağı geçti. İşte 14-15 yaşlarına geldi. O zaman her ne kadar jimnastiğe gönderseniz de çok büyük etkiler sağlamayabilir arkadaşlar. Ha, esneklik yine kazandırır ama 3 yaşındaki 4 yaşındaki bir çocuğa göre daha az esnekliği olacağı kesindir. Arkadaşlar kemikleşme olayı 25 yaşına kadar devam ediyor. Yani şu an e, belki de bizim yaş sınırımız 25 yaştır. Şu an hani beni dinleyenler, dinleyenler açısından söylüyorum. 25 yaşında olanlar vardır. İşte daha fazla veya daha az olanlar vardır. Yani bizlerde artık kemikleşme yavaş yavaş ne yapmış? Sona ermiştir veya sona ermek üzeredir. Arkadaşlar peki kemiklerin hani katılaşması için yani kıkırdağın kemikleşmesi için ne gereklidir? İnorganik madde miktarı gerekli. Eğer ki bir kemiğin yapısında organik madde fazla, inorganik madde azsa o kemik daha esnektir. Eğer ki bir kemiğin yapısında inorganik madde fazla, organik madde azsa arkadaşlar o kemikteki kemikleşme süreci tamamlanmış demektir. Yani bir yapının yani bir şöyle diyeyim kıkırdağın tamamıyla kemikleşebilmesi için inorganik madde miktarının fazla olması gerekiyor o zaman şöyle yazalım bakın insanda insanda embriyonik dönemde embriyonik dönemde iç iskelet iç iskelet hiyalin kıkırdaktan oluşmuştur Kırdaktan oluşmuştur. Daha sonra, daha sonra kemikleşme başlar. Kemikleşme başlar. 25 yaşına kadar devam eder. Yaklaşık olarak tabi söylüyoruz bunu. 25 yaşına kadar devam eder. Peki ee, kemikleşmenin olabilmesi için yani kemiklerin güzel bir şekilde gelişmesi için ne gereklidir? Tabii ki kalsiyum ve fosfor gereklidir arkadaşlar. Kalsiyum, kalsiyum ve fosfor ile fosfor ile kemikler güçlenir. Kemikler güçlenir. Diyelim ki kalsiyum ve fosfor çok fazla birikti. İlerleyen yaşlarda e, kemiklerdeki bu mineral madde miktarı artıyor ve osteoporoz dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor arkadaşlar. Osteoporoz da kemiklerin kırılganlığının artmasıdır. Yani çok fazla kalsiyum, çok fazla fosfor da iyi değildir. Kemiklerde eğer çok fazla depo edilirse ilerleyen zamanlarda osteoporoz hastalığına sebep olabilir. O zaman şöyle izleyelim. Fazlası osteoporoz. Osteoporoz. Kemik kırılması diyelim. Kemik kırılması hastalığına sebep olur. Hastalığına sebep olur. Tabi bu hemen ortaya çıkmaz. ilerleyen yaşlarda çıkar arkadaşlar. Şimdi <laughs> bu olayı anlattıktan sonra ben size kıkırdaktan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle yazalım. Şimdi insanda iskelet sistemi 3 dokudan oluşacak. İskelet doku, pardon iskelet de demişim. Ee, kıkırdak doku, kemik doku ve kas dokudan oluşuyor. O yüzden şöyle biz kıkırdak doku diyelim. Evet. Kıkırdak doku diyelim. Bu videoda kıkırdak dokuyu anlatalım. Kıkırdak doku çeşitlerinden bahsedelim. Bir sonraki videoda da kemiklere geçeriz. Arkadaşlar, nedir kıkırdak doku? Kıkırdak doku bizim hem embriyonik dönemde hem de yetişkinlik dönemde vücudumuzun bazı kısımlarında bulunan yapıdır. Peki kıkırdak doku hücrelerine biz ne diyoruz? Hücrelerine kondrosit diyoruz arkadaşlar. Kondrosit hücrelerine ara maddesine ara maddesine kondrin diyoruz. Bir de kıkırdak doku hücrelerinin bulunduğu böyle 2-3 tane hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu yapılar vardır. Biz bunlara da kapsül diyoruz. Yani şöyle düşünün bakın. Şu bizim kıkırdak dokumuzdan enine bir kesit olduğunu düşünün. Şöyle bunlar da kıkırdak dokunun hücreleri. Arkadaşlar biz bu hücrelere kondrosit kondrosit aralarında bulunan sıvıya kondrin mesela 2 3 tane böyle hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya da kapsül diyoruz. Kapsül. Kapsül içinde şunu yazalım. 2 3 hücre bir araya gelerek bir araya gelerek kapsül oluşturur. Kapsülü oluşturur. Evet kıkırdak dokunun hücresi ve ara maddesi bu şekilde. Şimdi gelelim bir de kıkırdak dokunun çeşitlerine. Arkadaşlar 3 çeşit kıkırdak doku vardır. 3 çeşit kıkırdak doku vardır. Nedir bu kıkırdak dokular? Tabii ki hemen birincisi söyledik değil mi? Hiyalin kıkırdak. Şöyle A diyeceğim hiyalin kıkırdak Arkadaşlar hiyalin kıkırdak bizim embriyonik dönemde iç iskeletimizi oluşturan kıkırdaktır Ayrıca yetişkinlerde de e, uzun kemiklerin uç kısımlarında daha sonra kaburgaların uç kısımlarında bulunur arkadaşlar hiyalin kıkırdak ve bizim bronşlarımızı da oluşturur Hani akciğerlerin bu e, soluk borusunun soluk borusunu da oluşturur bu arada. Soluk borusunun arkadaşlar ikiye ayrıldığı kısma biz bronş diyoruz. Bronşlar da yine hiyalin kıkırdaktan oluşmuştur. O zaman şöyle yazalım. Embriyonik dönemde embriyonik dönemde iç iskelet iç iskelet yetişkinlerde yetişkinlerde uzun kemiklerin uzun kemiklerin uç kısmı uç kısmı soluk borusu soluk borusu kaburga uçları kaburga uçları yine bronşlar bronşlarda bulunur. Yeni kıkırdak Hani şu e, tavuktan ben size örnek vereyim. Böyle tavuğun o but kısmını yediğiniz zaman böyle ucunda hani kemiğin ucunda beyaz bir şey kalır ya. İşte o beyaz şey nedir? Yerli kıkırdaktır. Hatta böyle onun yemesi falan da birazcık güzel oluyor diyebilirim. B diyelim arkadaşlar. Elastik kıkırdak. Elastik kıkırdak. Bakın adı üstünde. Lastik şeklinde olan kıkırdaktır. Yani lastiksi bir yapıya sahiptir. Peki bu nerede bulunur? Kulak kepçesi. Kulakla ilgili her şey. Kulak kepçesi, kulak yolu, kulak yolu. Yine arkadaşlar kulağımızda ne var? Östaki borusu, değil mi? Östaki borusunda bulunur. Peki bunun yapısı nasıl? Biraz daha böyle kolay kıvrılabilen bir yapıya sahiptir arkadaşlar. E, elastik lifler daha fazladır bunda. O zaman yazalım. Elastik lifler. Elastik lifler daha fazladır daha fazladır evet elastik kıkırdak da bu şekilde gelelim son olarak fibroz kıkırdak fibroz kıkırdak arkadaşlar fibroz kıkırdak da basınca karşı çekmeye karşı böyle kuvvet uygulamaya karşı kuvvetli olan e, dayanıklı olan kıkırdaktır o zaman şöyle yazalım basınca çekmeye karşı çekmeye karşı kuvvetlidir kuvvetlidir. Peki nerede bulunuyor fibroz kıkırdak? Omurlar arası disk. Omurlar arası disklerde bulunur. Hani şu bizim omurga kemiklerimiz var ya omurga kemiklerinin arasında fibroz kıkırdak vardır. Hatta bu kıkırdağın hareket etmesi sonucunda da işte fıtık falan oluşabiliyor arkadaşlar veya disk kayması ortaya çıkabiliyor. Oldukça önemlidir. Zaten bizim omurlarımız yani sırt kısmımızda basınca karşı çekmeye karşı oldukça kuvvetlidir arkadaşlar. Evet böylece kıkırdak dokudan bahsetmiş olduk. Bu videoyu burada bitireceğim. Sonraki videoda kemik dokuya, kemik çeşitlerine geçeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.